Avustralya Merkezli Düşünce Kuruluşu Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurları gözaltında tuttuğu 380 kamp inşa ettiğini ve onlarca kampın inşaatının da devam ettiğini açıkladı. Doğu Türkistan'da uluslararası toplumun tepkisini çeken toplama kamplarının ve gizli gözaltı merkezlerinin sayısının daha da arttığı ortaya çıktı. Pekin yönetimi söz konusu kamplarda kalan Uygur ve diğer Müslüman Türk azınlıkların eğitimden geçtikten sonra serbest bırakıldıklarını ve topluma daha iyi adapte olduklarını iddia ediyor. Avustralya Merkezli Düşünce Kuruluşu'nun yayınladığı son araştırma, Pekin yönetiminin yüksek güvenlikli hapishaneyi andıran tesisleri inşa etmeye devam ettiğini ortaya koydu. Düşünce Kuruluşu'na bağlı Uluslararası Siber Politika Merkezi araştırmacıları Doğu Türkistan'daki 380 gözaltı merkezinin yerini belirlemek ve analiz etmek için uydu görüntüleri kullandı. Kuruluş 2017'den bu yana Doğu Türkistan genelinde 400 civarında toplama kampının inşa edildiğini belirtiyor. Araştırmacı Nathan Ruzer yaptığı açıklamada uydu görüntüleri 60 kampta inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü ve en az 14 kampın daha yapım aşamasında olduğunu gösterdi dedi. ABD Temsilciler Meclisi 23 Eylül Çarşamba günü Uygur zorunlu işçiliğini ifşa yasasının kabulüne 187'ye karşı 229 evet oyuyla destek verdi. Bu Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların zorunlu çalıştırılmasıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nden 2 gün içinde kabul edilen ikinci yasa tasarısı. 22 Eylül'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan Uygur zorunlu işçiliği engelleme tasarısı başlıklı karar tasarısı 3'e karşı 406 evet oyuyla onaylanmıştı. Demokratik Federal Temsilci Jennifer Wexton tarafından önerilen zorunlu Uygur iş gücü ifşa yasası, Doğu Türkistan'da ticari operasyonları ve bağlantıları olan ABD borsasına kayıtlı şirketlerin ürünlerinin zorunlu çalıştırma yoluyla üretilip üretilmediği veya üretim sürecinin Uygur tutuklama kamplarıyla bir ilgisi olup olmadığı dahil üretim ve tedarik zincirlerinin ayrıntılarını açıklamasını gerektirecek. ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler Büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Çin virüsü salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek "Biz popüler olmasak kabul görmese de doğru olanı yapacağız" diye konuştu. Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Cheng Chun da ABD'yi siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Huawei ve diğer Çinli teknoloji şirketlerine artan oranda bağımlılığının ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile askeri işbirliğini zora sokabileceği uyarısında bulundu. İşleri daha da zorlaştırıyorlar diyen Pompeo, Trump yönetimine yakın dergiye verdiği özel demeçte şu anda Türkiye'de önemli miktarda veriye sahip olmanız ve bu verilerin Çin Komünist Partisi'nin elinde olduğu gerçeği her zamankinden daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor ifadesini kullandı. Huawei ve ZTE gibi Çinli telekom şirketleri son yıllarda Türkiye'deki varlıklarını arttırmış durumda. Söz konusu genişleme, Ankara-Washington hattında zaten gergin durumdaki askeri ilişkileri rahatsız edici bir siber güvenlik sorunu da ekliyor. Trump yönetimi Huawei firmasının İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden de kamu güvenliğini ilgilendiren projelerden men edilmesi için bu ülkelere uzun süredir baskı uyguluyor. Avrupa Birliği Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün yemin ederek göreve başlayan Alexander Lukashenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını, seçimin sonucunu tanımadığını bildirdi. Avrupa Birliği adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'taki seçimin adil ve özgür olmadığını belirterek sonuçlarını tanımadıklarını tekrarladı. Borrell, Alexander Lukashenko'nun 23 Eylül 2020'de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır ifadesini kullandı. Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 kez arka arkaya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Lukashenko'nun 9 Ağustos'ta yapılan seçimi %80,1 oyla yeniden kazandığı, en yakın rakibi Svetlana'nın %10,12 oy alabildiği açıklanmıştı.